Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda 2023 LGS'de puan yığılmaları nasıl olur bunun üzerinde duracağız. Önceki videolarımızda ortalamalar ve katsayılar ne olur, puanlar ne olur, kaç kişi fuller şeklinde LGS 2023'ü detaylı bir şekilde değerlendirip analiz etmiştik. Bu videolarımızı izlemediyseniz eğer sağ üst köşedeki karttan izleyebilirsiniz. Puan yığılmalarında arkadaşlar öncelikle 2020, 21 ve 22'yi karşılaştıralım. Bizim için özellikle 400-500 puan aralığı çok önemli. Bu puan aralığında arkadaşlar 2022'de %9,93 öğrenci bulunmaktaymış. Yaklaşık 2022'de 1 milyon öğrenci sınava girdi ve bu öğrencilerden 99.300'ü arkadaşlar 400 puanın üzerindeymiş. Ve 2022'de 300-400 puan aralığında ise %26,33 öğrenci bulunmaktaymış. Yani yaklaşık 263 bin arkadaşlar öğrenci 263 bin 300 öğrenci 300-400 aralığında. Şimdi önceki yılla kıyasladığımızda bunu 2021 LGS arkadaşlar zor LGS idi. 2021 LGS'de bakın 5,62 imiş. 400-500 aralığındaki öğrenci oranı yüzdesi ve 300 400 arasında %21,53'müş. Bakın oran ne kadar? İkisini topladığınızda yaklaşık arkadaşlar %27 ediyor. Öğrencilerin %27'si 300 puan üzerindeymiş. Şimdi 2020'ye baktığımızda 7,86 300 400 aralığında ise 2020'de %29 civarında öğrenci bulunmaktaymış arkadaşlar. Yani burada 2022'de bakın 400 puan üzerinde daha fazla öğrenci bulunuyormuş arkadaşlar. Şimdi biz buradan bir de 2019'a bakalım sonrasında 2022'de sonrasında 2023'te arkadaşlar puan yığılması nasıl olabilir buna bakacağız. Öğrencilerin yüzde 12 buçu 400-500 puan aralığında öğrencilerin yüzde 32'si yaklaşık 300-400 puan aralığındaymış. Şimdi 2019 LGS ile 2022 LGS'nin bir karışımı olabilir arkadaşlar. 2023 LGS o yüzden 2019'a da bakmış oldum. Ya yani 2019'un aynısı olursa arkadaşlar puanlar çok yükselir. Ben 2019'un aynı şeklinde olacağını düşünmüyorum. Fakat 2019 2022 karışımı bir şey olabilir 2023 LGS. Şimdi 2022'ye tekrar bakıp 2023 tahminleri yapmaya çalışalım. 2023'te yığılmalar nasıl olur? Şimdi arkadaşlar 2022 LGS'de dedik yaklaşık öğrencilerin %10'u 400 puanı aşmış. Şimdi 2023 LGS'de biz arkadaşlar bakın bu sağ tarafa doğru bir yığılma oluşacağını düşünüyorum ben. Şimdi 2019'da ne dedik? %12.5 400'ün üzerindeymiş. 2022'de %10'u yani yüzde bu sene ne olur 400 puanda arkadaşlar 2019'a benzer şekilde bir yığılma gerçekleşebilir. Yani %12, %13 civarında bir öğrenci 400 puanın üzerinde olabilir. 400-500 puan aralığına doğru, bu tarafa doğru geçebilir. Ve burada baktığımızda, 2019'da arkadaşlar, bak 2022'de %26'ymış. 2019'da kaçtı arkadaşlar 32 idi. Yani o zaman 2019'a yakın, %32'ye yakın bir oran 300-400 aralığını arkadaşlar tarafa doğru geçebilir bakın. Buna benzeyebilir. ama bu ifadelerimi tabi yanlış anlamayalım. O zaman puanlar 2019'un aynısı olacak. Ya da 2022'nin aynısı olacak. Şey ne dedi? 2019-2022 karışımı bir şey olabilir. Geçen seneye göre arkadaşlar matematiğin veya son yapılan LGS'lerin en kolay olmasından kaynaklı olarak matematik öğrencileri biraz yukarı çekecek. Fakat Türkçe bunu biraz frenleyecek. Fakat sonuç olarak toplamda yine matematik en önemli ders olmasından dolayı matematik arkadaşlar puanları biraz yukarı çekecek, dilimleri daraltacak. Bu yığılmaları arkadaşlar ne yapacak? Sağ tarafa doğru bak. Sağ tarafa doğru burada geçişler olacağını düşünüyorum. E, ve de eğer okulların kontenjanlarında bir artış yapılmazsa arkadaşlar burada dilimler daralır, puanlar yükselir. Durum budur yani. Realiteleri dikkate almamız gerekiyor. Burada özellikle yani matematiği fullemiş çok öğrenci var. 80-90 net aralığında çok öğrenci var. Kanalda yaptığımız anketlere de birazdan bakacağız. Onlar da arkadaşlar bizim için biraz fikir verebilir. Yani 440 ile 470 puan aralığında çok sayıda öğrenci bulunmakta. Buralarda ciddi yığılmalar gerçekleşecek arkadaşlar. O yüzden tercihlerimizi yaparken kontenjanlar da bilmemiz gerekiyor. Kontenjan artışı olursa bulunduğunuz şehirde, istediğiniz okulda o zaman o okulun puanı artmayabilir bile. Bakın bu da bir sürpriz olabilir. Kontenjan artışı olursa, kontenjanlar geçen seneyle benzer kalırsa hatta o zaman puan 15 puan artışı beklediğiniz bir okul 10 puan artabilir, 5 puan artabilir ya da artmayabilir. Şimdi arkadaşlar kanalda yapmış olduğum anketlere bakalım. Bak, hesaplamana göre puanın kaç sorusunu sormuşum burada. 500 puan diyen yüzde %20'lik bir kitle var. Yani 6000 kişiden arkadaşlar 1200'ü evet, 1200'ü fulledim diyor. Şimdi burada diyelim Mesela kitapçıktan arkadaşlar optikte hatalı işaretlemiş arkadaşlar olabilir. Hadi ben sallama payı da bırakıyorum. Biraz yorumlarda o da vardı. Hocam bunlardan e, şu kadar sallamış olabilir diyen. Ben arkadaşlar sallama payı da bırakıyorum. Optikte yanlış işaretleme payı da bırakıyorum. Buradaki 1200 öğrenciden 200 tanesi o şekilde hatalı yapmış olsun. 1000 tane öğrenci arkadaşlar bakın. Hadi ben 100 tane daha düşüyorum. 100 tanesi daha e, sallamış diyelim. 900 öğrenci ben fulledim diyor yani LGS'yi kaç kişi fuller? Buradan da arkadaşlar bir izlenim edinebilirsiniz. LGS'yi kaç kişi fuller videomuzda da az çok anlatmıştık. Ben çevremden duymuş olduğum çeşitli şehirlerden duyduğumuz kadarıyla 2019'a benzer sayıda 500'ün altında ya da üzerinde ona yakın sayılarda bir full bekliyorum. Bu da bize zaten sınavın arkadaşlar 2022'ye göre daha kolay olduğunun bir göstergesi. Puanlarda artış olacağının işaretçilerinden birisi de bakın bu. Dikkat. Yani 475 500 aralığında 499 aralığında %12 450 474 arasında %14 oranında öğrenci bulunmakta. Yani 26 %46'sı öğrencilerin %46'sı 450 puanın üzerinde görünüyor arkadaşlar bu ankette. Sonrasında bakın kitapçı kontrolü sorusu matematik net sayın kaç sorusunu sormuşuz. 3500 kişi oy kullanmış. Burada fullemiş olan %27'lik bir kitle var arkadaşlar. Ciddi bir sayı. Yüzde bakın 19. Bir yanlış olan yüzde 9. Ne yaptı? Yüzde 36 yaptı. Yüzde 43. Yani öğrencilerin yüzde 43'ü arkadaşlar 18'in üzerinde. Hemen hemen yarısı demek bu yani. Burada da oy kullananlar açısından diyorum burada ankete göre. Türkçe'ye bakalım. Türkçe 4100 kişi oy kullanmış. Bakın zor dediğimiz Türkçe. Herkesin zorlanmış olduğu Türkçe'de bile Arkadaşlar 4100 kişi içerisinde fullemiş olan burada %22 var. Hemen hemen ne? 4'te 1'i arkadaşlar. Yani 1000 kişi ben Türkçeyi fulledim diyor. 19'dan e %8. 18 olan %10. Yani bu Türkçeyi fullemiş olan arkadaşlar büyük olasılık bunların çoğu matematiği de fulledi zaten. Belki fene takılmış olanlar olabilir içerisinde. Din kültüründen takılmış olanlar olabilir. LGS'yi fullleyen var mı çevrenden sorusunu sormuşum. 2800 kişi oy kullanmış. Var diyen arkadaşlar 29. Yorumlarda da ben ifade dinlemiştim birden fazlaysa şehir vesaire. Ee, burada birçok sayıda şehir belirten arkadaşlarımız bulunmakta arkadaşlar. Sonuç olarak bu grafiklerden, anketlerden, bu analizlerden ve değerlendirmelerden edindiğimiz izlenim, puanların biraz artacağı, yüzdelik dilimlerin biraz daralacağı şeklinde arkadaşlar. Bu yani yüzden tercihlerimizi yaparken mutlaka 2023 kontenjanlarıyla 2022 kontenjanlarını karşılaştırarak yapacağız. Üstlerden 450 puan aldıysak 470 puanlı okullardan başlayıp 420, 410'lara kadar ineceğiz arkadaşlar. Tercih sıralaması yaparken. Evet, sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.